Gülüyor gözlerinin içi. Gülüyor. Göçler, denizlerim, yurdumun çocukları. Tüm çocukları dinip oynasınlar bugünkü gibi. Acıda, sevinçle üçüncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bugün büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. 23 Nisan 1920 Türk milletinin tarihinde yepyeni bir sayfanın açıldığı, Ankara'nın Ulus Meydanı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temellerinin atıldığı, özgürlüğe ve hürriyete aşık bir milletin işgal ve haksızlığa karşı kenetlendiği bir gün olarak tarihimize geçti. Türk milletinin gönlünde bağımsızlığın sarsılmaz sembolü olarak önemini koruyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl yurdumuzda ve yurt dışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesiyle çocuklar milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güven ve büyük sevginin bir ifadesi olarak 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yerini yeni nesillere öğretilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetiştirilmesi için 23 Nisan'lar önemli bir vesiledir. Ayrıca Ramazan bayramı gibi dini bayramlarımız ve 23 Nisan gibi milli bayramlarımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak hasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Yüzyılın felaketi dediğimiz depremlerin ardından dini ve milli iki güzel bayramı bir arada ama biraz hüzünlü, biraz buruk kutluyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içinde millet olarak tüm zorlukların üzerinden gelecek yaralarımızı birlikte saracağız. Bu bayramlarda yarınımızın sahibi en güzel varlığımız çocuklarımızın sevincinde biz büyüklerin içindeki çocukla tecelli etmekte umudumuz daha da büyümektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün hakimiyet bila kaydı şart milletindir diyerek millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelini atmış, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemi ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak bu bayramı çocuklarımıza armağan etmiştir. Bu meclis toprakları işgale uğramış, esarete mahkum edilmek istenen bir milletin yokluklar içerisinde var ettiği milli iradenin kalbinin attığı yerdir. Türk milletinin karakterindeki kendi kendini yönetme isteğinin varoluş halidir. İstiklal uğruna omuz omuza verilmiş milli bir mücadelenin simgesi, çocuklarımızın güvencesi, umudu ki sizlere cumhuriyetin geleceğini gençlere ve siz çocuklara emanet edecek bayram ilan eden bir milletin çocukları. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlayan, sizleri geleceğin bir gülü, bir yıldızı, bir mutluluk parıltısı olarak görüyoruz. İşte bundandır ki kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek